Merhaba, Kurtlar Sofrasında Kadınlara hoş geldiniz. Kadın adaylarımızı ve aday adaylarımızı ağırlamaya devam ediyoruz ama bugün bir değişiklik yaptık. Tüm belediyelerde aynı zamanda bir de meclis üyelikleri var ve meclis üyeleri de yine 31 Mart'ta seçimle görevlerinin başına gelecekler. Bu kez yine bir kadın ve meclis üyesi adayı olan bir kadın ama sıradan bir kadın değil. Neden sıradan değil? Çünkü aynı zamanda meslektaşımız, çok eski duayen gazeteci dostlarımızdan biri, televizyoncu dostlarımızdan biri Nilgün Akay Ertop. Nilgün Akay Ertop gazetecilik bir yana dedi ve siyaset için kolları sıvadı. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Göksel. Sen diyorum çok eski dostluğumuza içinlerden. Tabii ki öyle. Şimdi bizim mesleğimiz bambaşka bir alanda seyrediyorken siyaseti düşünen meslektaşlarımız elbette oldu geçmişte de ama sen birdenbire dedin ki ben elimi taşın altına sokmalıyım. Neden böyle bir karar verdin Nilgün? Şimdi Göksel, ben hayatıma geri döndüm bu süreçte. Hani nasıl bir aksı vardı hayatımın? Zaten hiç siyasetin dışında bir yol izlememişim. Yani ilk gençlik yıllarımızdan beri aslında. Hani o biz 12 Eylül'ün üzerinden buldozer gibi geçtiği kuşağız, çocuklarız, evet, ya o evet, kuşağız ya. Ama işte o baskıya, adaletsizliğe tahammülsüzlüğümüz bizim oradan başlamış. Hani kendime bakıyorum, lisede ben aslında politik olarak nerede olduğumu biliyordum. Üniversitede işte fırsat eşitliği, özgürlük mücadelesini, tek tipleştirmeye karşı mücadeleyi hepimiz veriyorduk. İşte kadın hareketi, 87 Yoğurtçu Parkı yürüyüşü, o noktadan sonra hep oralarda olmak. Dolayısıyla yani siyasetle hep iç içeydik. Gazeteciliği de ben bunun dışında tutmuyorum. Bizim yaptığımız türden gazeteciliği. Yani biz o gazeteciliği sadece aklımızla yapmadık ki, gönlümüzle de yaptık. Tabii, yüreğimizi vicdanımızla koyarak da yaptık. Kesinlikle. Öyle değil mi? Bir kesinlikle adanmışlık duygusu tabii vardı orada. Ama bugün neden hani iyice içine girmek istiyorum siyasetin? Çünkü çok karanlık günlerden geçiyoruz. Ya benim gibi birçok insanın benzer duyguları paylaştığını düşünüyorum ben. Ve bu umutsuzluğun çok baskın olduğu, değil mi? Evet. Evet ve işte burada iyilikle kötülük arasında bir tercih yapmak gerekiyor. Susmak belki kötülüğe daha yakın bir şey oluyor ya. Ben bu 14-28 Mayıs seçimleri sonrası yani toplumun en az yarısı bir hüsran yaşadı. Peki ama bundan sonra ne yapacaktık? Yani yenilgiyi kabul mü edecektik? Yürüyecek miydik? Ben kendi adıma yürümeyi tercih ettim. Elimi taşın altına koymak istedim. Daha iyi bir yurttaşlık yapmak istiyorum. Ya bu anlamda bu hani aktif vatandaşlık denilen şeyi çok önemsiyorum. Böylece hayır dedim, artık bu sefer geride durmak yok. Yürü. Böyle oldu. Yani aslında bir yanıyla da tabii ki herkes bir şekilde siyaset yapıyor. Su içerken tabii bile ki siyaset yapıyorsun. Yolda yürürken tabii bile siyasetin tam da içindesin ama senin şu an talip olduğun yer masanın öbür yanı. Evet. O öbür yanında ne gördün de o tarafa geçme gereği duydun? Ya şimdi şu senin programın adını gördüm aslında. Hani o Kurtlar Sofrası. Kurtlar Sofrasında kadınlar derken hakikaten de aslında o içinde bulundukları, kadınların içinde bulunduğu zorluğu vurgulamak istedik. Ama senin gördüğün yerden ve açıdan hakikaten merak ediyorum, ne gördün? Yani evet ya, siyasete bugün baktığımızda bir Kurtlar Sofrası var. Her şeyiyle. Hani kadınların içinde çok yer aldı. Üstelik de çok yenme yenilme ilişkisi üzerinden de gidiyor ya. Sadece kadınlar için de değil. Hani siyaset alanında yer alan herkes birbirinin bir şekilde kurdu olabiliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ben o masanın neresindeyim diye düşündüm. Yani o masanın üzerinde değilim. Ve etrafında da olmak istemiyorum. Yani biz kadınlar olarak o masayı kaldırmak istiyoruz aslında. Siyaset tam bahsediyoruz. Evet. Siyasetin evet, yapılış biçimi olarak o masayı kaldırmak istiyoruz. Ya biz de masamızı kuracağız. Birçok masa kuracağız ama bölüşümün olduğu bir masa olmalı aslında bu. Aslında eşit temsil. Evet. Eşit temsil. Yani rakamları biliyorsun işte, evet, hani 1380 küsur belediye başkanından 42'si kadın. Hani Böyle bir ve kadın seçme seçilme hakkını elde ettikten bu yana Cumhuriyet tarihi boyunca toplam sadece 150 kadın belediye başkanı olmuş. Bu rakamlar yani çok demokrasinin acıtan, evet, çok eksik işlediğini, temsiliyetin çok az olduğunu, eşit temsil ilkesinin olmadığını. Şimdi ama bir yandan da kimi siyasi parti, yani pek çok siyasi partide kota uygulamalarının olduğunu görüyoruz. Sen CHP'den aday adaysın. CHP'de de %33 mü kota? Kadınların talebi elbette toplumun yarısından fazlasını kadınlar oluşturduğuna göre %50 olmalı. Eşit temsil olmalı yönünde talebi var kadınların, ama biz hani o talebi de bir kenara koyalım. Kendi uyguladıkları %33'lük kotayı bile dolduramayan siyasi partilerle de karşı karşıyayız. Doğru. Neden? Çünkü adaylar belirlenirken evet %33 temsiliyete belki öncelik veriliyor. Ama seçilemeyecek yerden aday gösterildiğinizde zaten seçilmemiş oluyor. Sadece aday gösterilirken yapılıyor bu. Şimdi sen bir yandan da siyasi partinin içinde böyle bir çalışma da yürütüyorsun. Ne görüyorsun? Yani bir gazeteci yanınla da aslında merak ediyorum. İçine girdiğinde beklentilerine karşılık buldu mu beklentilerin, yoksa seni şaşırtan şeylerle karşılaşıyor musun? Nasıl karşılandın siyaset dünyasında? Göksel, aslında şöyle bir şey, hani bir tek kadınlar üzerinden de değil de siyasetin yapılış biçimiyle ilgili benim bir eleştirim var. Yani siyasetin o biraz önce sözünü ettiğim kazanmak, yenmek, yenilmek üzerine kurulu olması. Hani bu 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra da neydi? Yani en büyük eleştiri oydu. Sokağa inilmedi, mahallelere yansımadı, evin içine girememişti o siyaset. Ya da kimi sandıklar sahipsiz bırakıldı. Sahipsiz bırakılmıştı. Yani ben burada yeni bir zihin temizliği yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece kadınlar için değil, bütün toplumsal olarak, yani birbirimizin sesini duymaya ihtiyacımız var. Birbirimizle sohbet etmeye ihtiyacımız var. Sokakla birlikte çözüm üretmeye ihtiyacımız var. Yoksa bu şekilde zaten gitmiyor. Yani birileri bizim itirazlarımızı devralıyor. Siyasiler bir tür söz sanatçıları gibi, iyi söz sanatçıları gibi bir şeyler söylüyorlar. Buradan net toplum tatmin oluyor. Bence siyasilerin kendisi açısından da bir açmaz. Kadınlar meselesini, yani bizim burayı bir zorlamamız gerekiyor bence. Hem de umutsuz olmadan yalnız. Hani burada işte bizim önümüz engelleniyor. Hayır. Ya bizim daha olumlu bir yerden umutlanarak yolumuzda yürümemiz lazım. Düşünüyorum yani geçmişle bugün arasında aslında o kadar çok kazanımımız var ki bizim. Şüphesiz. Öyle tabii, değil mi? Yani tabii. Bak, metroyla geldim buraya. Yani metroda istasyon amiri kadınlar var. Tabii. İşte vatmanlar var. Vapurla gelseydim muhtemelen halat atan kadınları da görmüşüm. Ki var. Ben vapur kullanıyorum. Var. Değil onlar mi? Kadıköy'den Eminönü. Kesinlikle. Evet. Var. Yani hani kabusal alanda erkeklere ait diye düşünülen birçok yerde artık kadın var. Ve bu diğer kadınlara da bir güven veriyor. Ha, bu yeterli mi? Değil. O yüzden hani biz nasıl engelleniriz diye, yani bu kendimize bu keti vurmayalım. O bariyeri kaldıralım. Kaldıralım. Peki. Şimdi biz tam da senin oturduğun o koltukta çok fazla aday kadınları da ağırladık burada. Sen ama meclis üyeliğine talip oldun. Evet. Neden mesela bir aday, yani ilçe belediye başkanlığı adaylığı değil de neden belediye meclis üyeliği? Yerel yönetimlerin bu yanı çünkü pek bilinen noktalar değil. Yani meclis üyeliğinin ne olduğunu, seçildiği bile bilinmiyor pek çok kişi tarafından. Kaldı ki ne iş yaptığı bilinmiyor, ama oysa son derece kritik ve önemli noktalar buralar. Onu senden dinlemek istiyorum. Şöyle, ben zaten yerel yönetimlere hani siyasette yeni bir alan açabilmek açısından büyük bir fırsat gözüyle bakıyorum. Yani bir özelliği var. Hani yerel yöneticileri seçerken bile aslında toplum genel seçimlerde yaptığı tercihten biraz farklı olarak bana acaba bu yönetici hayatıma somut olarak ne katabilir diyor. Oradan bir alan açabiliriz. Şimdi belediye meclis üyeliğini ben şöyle çok önemsiyorum. Yani o mahalli idarenin aldığı tüm kararlar orada alınıyor ve denetleme mekanizması var. Kesinlikle. Şimdi diyoruz ya hani siyasetin sokağa inmesi, eve girmesi, mahalleye inmesi. Bak bu alanı genişletebilirsek, o organı, belediye meclis üyeliğini daha işlevsel hale getirebilirsek sokağın sesini duyabiliriz. Alınan kararları mahalleye iletebiliriz. Mahallenin taleplerini karar mekanizmasına iletebiliriz. Hatta ortaklaşa kararlar alabiliriz. Yeni bir dil oluşturma imkanımız bence buralardan doğacak. Kesinlikle. Ya en önemlisi sohbet ederiz. Hı hı. Dertleşiriz. Hı hı. Yani siyasetin buna ihtiyacı yok mu sence? Nilgün, çok var. Şuna katılıyor musun? Biliyorsun ben geçmiş dönemde uzun yıllar belediye muhabirliği de yaptım. Evet. Ve söylediği şeyler bende çok şeye tekabül ediyor. Şu yanıyla ediyor. Aslında özellikle İstanbul gibi Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu bir yerde oradaki meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sanki minyatür bir hali. Simülasyonu gibi gelmiştir bana, hep geçmişte de öyle oldu. Çevre Bakanlığı'nın yerinde Çevre Komisyonu var. Adalet Bakanlığı'nın yerinde Hukuk Komisyonu var. İmar Komisyonu var gibi bir sürü komisyon var ve 39 ilçenin den gelen tüm meclis üyelerinin katılımıyla orada bir büyük meclis oluşuyor. Yine aynı şekilde tüm illerden gelen milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulu oluşturmasından çok farklı görmüyorum ben. Çok önemli bir karar mekanizması bu yanıyla. Yani kente dair hukukla ilgili kararlar o hukuk komisyonunda alınıyor. Çevreye ilişkin kararlar o çevre komisyonlarında alınıyor. Ve her bakanlığın minyatür bir komisyonunu düşünün. Dolayısıyla bu kent hakkında karar veren bir yer. Oradaki her meclis üyesinin liyakati de o oranda çok önemli, evet, bence. Ve ben de şunu ekleyeyim, hani belediye gerçekten toplumsal yaşamın bir dolu alanında sorumluluk sahibi. Kesinlikle. Yani kesinlikle aslında küçük bir minyatür ülke yönetiminin yerel hali. Yerel hali. Ve burada sorumluluk çok büyük. Yani ben hani başkanlığa aday değilim ama ben çok önemli bir yere aday olduğumu düşünüyorum. Çok. Ve yeni bir söz söylemenin olanaklı olduğu bir yer olduğunu müdahale etmenin. Müdahale, evet, edebilmenin. Hı hı. Yani biz nereden başlayabiliriz ki yeni bir dil oluşturmaya? Hı hı. Öyle değil mi? Çok. Çok önemli de, çok katılıyorum söylediklerine. Peki belediye meclis üyesi olmak için ne yapmak lazım? Yani adaya, şu anda aday adayısın. Nasıl bir yarış sürüyor o tarafta ve adaylığın kesinleşmesi için nasıl evrelerden geçiyorsun sen şu anda? Şöyle hani o mülakata da girdim ben. Benim açımdan çok da keyifli geçti. Meclis üyeleriyle de mülakat yapılıyor. Evet, tek tek yapılıyor. Şunu sorayım önce, Kadıköy'den aday adayısın. Kadıköy'den aday adayıyım. Kadıköy'de kaç meclis üyesi olacağı nasıl belirleniyor? Alınan oylarla. Alınan oylar bir de işte büyüklüğüne göre her yıl, hı-hı, değişiyor. 39'du galiba, bu sene 45'e çıkıyormuş. Hı-hı. Hani alınan oylar çok önemli. Ben tabii ki CHP'nin aldığı oy daha da çok yükselsin istiyorum. Hani öyle bir mülakattan geçtim ben. Mutlu da geçtim. Yani ben çünkü ne soruyorlar? Mülakatta hani, nasıl bir mülakat? Bugüne kadar ne çalışmalar yaptınız? Hı-hı. Siyasete nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir siyaset olmalı? Aslında hep bizim de kendi aramızda yani, konuştuğumuz adayları tanımaya yönelik. Evet. Doğru sorular yani. Hı-hı. Bence sorularda hiçbir yanlış yok. Hı. Ama ben onun ötesinde şöyle bir şey yaptım. İşte gazetecilikten gelme olmanın bir şeyi. Bir de ben hakikaten de kendim de sokak insanıyımdır. Yani sokakta var olmayı çok severim. Zaten mesleğimiz gereği zaten. Doğamız öyle. Evet. Bir de hani orası bizim nefes aldığımız yer. Orası bizim alışveriş yaptığımız yer. Yürüdüğümüz yer. Hani sokağa ben inmek gerektiğini düşündüm. Biliyorsun Kadıköy'ün 21 mahallesi var. Birkaç mahalle dışında bütün mahallelerin muhtarlarını ziyaret ettim. Mahalleleri de dolaştım, muhtarları da ziyaret ettim. Bir şey, her mahallenin, hani Kadıköylüyüz hepimiz ama kendine özgü bir dokusu da var. Tam da onu soracaktım zaten. Ah. Nasıl dokular onlar? Yani Kadıköy deyince sanki homojenmiş gibi anlaşılıyor dışarıdan bakınca. Aslında diğer ilçeler için de tabii geçerli ama biz Kadıköy'ü konuştuğumuz için Kadıköy üzerinden ilerliyorum. Ama Kadıköy aksine heterojen bir ve de çok büyük ilçelerden biri. Herhalde bir yerde karşılaştığı manzara diğeriyle örtüşmüyor. Onu çok kesinlikle merak ediyorum. Kesinlikle örtüşmüyor. Kesinlikle örtüşmüyor. Bak şimdi mesela kentsel dönüşümün en yoğun hissedildiği Fikirtepe bölgesi. Ah, kanayan yerimiz. Hani biz bütün bölgeyi Fikirtepe diyebiliyoruz ama aslında dörde bölünmüş bir bölge o. Hı hı. Mesela orada o kentsel dönüşümü, hatta Dumlupınar Mahallesi muhtarımız dedi ki biz dedi bu kentsel dönüşümü dedi kılcal damarlarımıza kadar hissettik. Çünkü o kadar sert yaşanıyor ki o kentsel dönüşüm. Hı hı. O bölgede, Dumlupınar bölgesinde evlerde çoklu aileler yaşıyormuş. Hı hı. Dolayısıyla dönüşüme giren evler aslında o ailelerin tümüne bir ev sağlamıyor. O tek bir birim olarak kabul ediliyor ve onları tek bir aile veriliyor. Ve ailelerin çoğu gitmek zorunda kalıyorlar. Nereye gitmek zorunda kalıyorlar? Daha yoksul yerlere yahut da memleketlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Aileler parçalanıyor yani. Aileler parçalanıyor. Yani o sınıfsal alt üst oluşu çok somut görebiliyorsunuz o kentsel dönüşümde. Hı hı. Ama gelelim mesela Rasim Paşa'ya veya Hasan Paşa'ya. Orada kentsel dönüşüm yok. Yapılamıyor şu ana kadar. Neden biliyor musun? Çünkü rant yok. Rant yok. Evet. Ve oraya zamanında barınma amaçlı evler yapılmış. Yani liman işçilerinin de barınması amaçlı küçük birbirine yakın evler. Ve orada kentsel dönüşüm çok zor. Hadi öte yandan Caddebostan'a gidiyorsun. Orada da şöyle diyor mahalle muhtarı, kentsel dönüşüm değil ki bizimki diyor, rantsal dönüşüm. İnanılmaz bir dönüşüm şüphesiz yaşanıyor. Moda'ya geliyorsun mesela, kimse elini süremiyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, benim belediye muhabirliği yaptığım yıllardan oldukça vakıf olduğumda bir konu bu Nilgün. Belki sen de gittiğin mahallelerde de karşılaşıyorsundur. İlçe belediyeleri 1/1000'lik planları yapar. Evet. Bunun 1/5 binlik planları var. Bir tarihte, çok eskide kalan bir tarihte bu kentin 1/100 binlik planları da yapıldı. Yani bu ne demek? Bu kentte nereye kaç katlı apartman yapacaksın? En fazla kaç kata kadar çıkabilirsin? Ne kadar yeşil alan bırakmalısın? Bütün bunlar kentin anayasası gibi hazırlanmıştı. Ama bugün baktığımız zaman ne 1/1000'lik planlar kaldı, ne 5 binlik kaldı. Bir bakıyorsunuz 5 katlı binaların olduğu yerde 25 katlı apartmanlar yükseliyor. Fikirtepe bunlardan biri. Keza Kadıköy'ün hemen kıyısında görüyorsun 5 katlı 6 katlı apartmanların arasından dev bir otel gökyüzüne doğru yükseliyor. Asla ve kat'a eskiden olamayacak şeylerdi bunlar. Evet. Burada tabii çok başlılığın da, çok başlı yönetimin de etkisi var. Yani bir kısmına bakanlık diyor ki burayı ben işte bilmem ne alanı ilan ettim ve diyor ve oradaki imar planlarını o düzenliyor. Birdenbire 25 kata izin veriliyor ama o yolun yan tarafındakiler 5 katta belediyenin yönetiminde olduğu için o 5 katla kalıyor. Asla 25 olmasın tabii bu arada ama mesela Moda böyle sancılar çeken yerlerden biri. Ben orada oturan biri olarak söylüyorum ama aynı şey pek çok mahallede de geçerli. Ransal dönüşüm o yüzden çok anlayabildiğim bir şey. Evet. Nerede işte 5 katlı bir yere 25 kat verdiğiniz zaman oranın müteahhiti ihya oluyor. Size 30 kat da yapar oraya. Çok rahat yapar. Ama bak yine Hasan Paşa Mahallesi muhtarıydı yanılmıyorsam. Aslında toplum kendi içinde hesabını, kitabını yapıyor. Tabii. Yani diyor ki tamam da diyor bu şu anda deprem olsa biz hepimiz zaten bu binaların altında kalacağız. Ve buraya devlet yeniden bir para koymak zorunda kalacak. Yeni binalar yapabilmek için. Tabii. Oysa diyor o parayı kademe kademe şimdiden, yani bizim hayatlarımız da riske girmeden o para kullanılabilir ve hepimiz de yerimizde kalırız. Tabii. Yani hani tamam İstanbul doğru, bir sürü yerden gelen insan var ki Hasan Paşa muhtarımız da Rizeli. Dedi ki ben küçük yaşta geldim buraya dedi. Ben artık nereye gideyim dedi. Ben İstanbullu oldum dedi. Gideceğim Rize'de bir memleketim yok dedi. Yani insanlara bunu yönetimler bence vermek zorunda. Bu huzuru, güveni, mutluluğu sağlamak zorunda diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Peki mahalleden mahalleye değişen bu tür sorunlar var ama böyle talepler de geliyordur sana. Şimdi en çok hangi taleplerle karşılaşıyorsun? Yani en çok deprem aslında konuşuluyor. Deprem bir numaralı, yani kabus. Onun yanı sıra tabii ki işte ulaşım sorunu var. Hani otobüslerimizi şuradan geçirelim. Bu hani küçük küçük yaşlı evleri, kreş çok ciddi bir sorun. Evet, kreş çok kişi dillendiriyor bunu. Bak İstanbul'da 100'ü aşkın kreş var şu anda. Yetmiyor yani. Kreşler çok hem önemli. O anlamda hem ekonomik olarak yetmiyor değil mi aileler? Hem de kadının, çünkü anne bakımı üstleniyor çoğunlukla çocuklarda. Kadının kamusal alanda varlık gösterebilmesinin de öndeki en büyük engellerden biri. Evet. Mesela bak 0-3 yaşta çok önemli. Hani çocuğunu bırakamıyor ve evde kalmak zorunda kalıyor. Bir de artık kentlerde koca bir aile bir arada yaşamıyor genellikle. Eskiden hani çok büyüklere verilirmiş. Öyle bir şey de yok. Bak şeyi anlatayım bir de sana. Ben hani bir de mahalle çalışmam var benim. Bir süredir devam ediyorum. Birkaç yıldır devam ediyorum. İBB muhtarlık işleriyle beraber biz dezavantajlı mahallelerde 0-5 yaş arası çocuklara kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Biz derken... Biz bir grup hem İBB'den, muhtarlık işlerinden, hem gönüllü kadınlar olarak örgütlendik ve bayağı da iyi bir çalışma oldu. Yani 1000'i aşkın çocuğa dokunduk biz bu süreçte. Talepte geliyor olmalı çok ki dokunabildiniz. Geliyor. Tabii çok önemli bu. Bak orada mesela inanılmaz bir dil gelişiyor biliyor musun? Hani bakım verenlerin çoğu kadın. Erkekler de geliyor tabii, her zaman da kadın bakım veren olmuyor çünkü işsizlik diye de bir şey var yani erkekler de geliyor. Biz orada inanılmaz ortak bir dil oluşturuyoruz hani ve sorunları konuşurken böyle birbirimizden memnun olarak ayrılıyoruz. Bu bence çok önemli. Bu bence çok tabii ki önemli. Çok önemli de şeyi anlamak istedim. Sizi aynı noktada buluşturan nedir? Dertlerimizin ortak olması. Hepimiz yani çok kıymetli. Evet. Paylaşıyoruz yani. Ben kadın olarak da diğer kadın arkadaşımı yani anlıyorum. O derdi bir tek ben yaşamıyormuşum hissi değil mi? Tabii ki. Evet. Başkaları da var. Başkaları da var. Bir de böyle bir dayanışma da yapıyoruz. Mesela kadınlar aralarında sohbet ediyorlar. Birazcık bir nefes almak için. Ya diyoruz ki sen çocuğu bize bırak. Şöyle bir parkta yürüyüş yap, rahatla. Yani birbirimizden hiç uzak değiliz. Bakma hani bizi siyaset bu kutuplaştırdı. Sanki bir araya gelemeyeceğimiz gibi bir şey algılanıyor ama ben bunların başka bir yerden keserek tekrar bir araya gelebileceğimizi inanıyorum. Evet, çok önemli. Eklemek istediğim başka bir şey yoksa teşekkür edeceğim sana. Eklemek istediğim bir şey var. Yani ben bu siyasete girdim. Herkesi bulunduğu yerde dediğin gibi mücadele etmeye de davet ediyorum. Yalnız bu yenme yenilme ilişkisini bitireceğiz. Yani bunu hepimizin kazandığı bir ortam yaratacağız. Güzel sofralar yaratalım. Değil mi? Ürettiğimiz, bölüştüğümüz, mutlu olalım ve aslında hiçbir şeyi düşündüğümüz kadar zor değil. Aslında çok basit. Basit olan zordur. Ben son olarak merak ettim. Senin bulunduğun bölgede kaç kadın adayı var meclis üyeliği için? Vallahi biliyorsun tam rakamı bilmiyorum ama 40 küsur. Yani bayağı güçlü. Kadıköy zaten şey bir yer. Yani mesela 21 mahalle muhtarından 13'ü kadın. Hani Kadıköy o açıdan güzel bir yer. Güzel bir yer. Kadınlar açısından. Nilgün Akay Ertop, yıllar sonra seninle böyle bir masada buluşmak çok keyifliydi. Yolculuğunda gönül dolusu başarılar diliyorum. Diliyoruz ki seni seçilmiş bir belediye meclis üyesi olarak da bu stüdyoda ağırlayabilirim. Umarım. Birlikte, hep birlikte olalım. Göksel'cim çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, Kurtlar Sofrasında Kadınlar bugün bir belediye meclis üyesi aday adayını ağırladı. Önümüzdeki günlerde yine kadınlar ve kadın aday adaylarını ağırlamaya devam edeceğiz. Birlikte olmak umuduyla ve dileğiyle hoşçakalın.